Sevgili izleyenlerimiz, Sivas Doğanşar Avcıçay Yayla Şenliklerindeyiz. Konserimiz bitti ama buradaki eğlence hala devam ediyor. Akşam da yaylada kısmet olursa bir program daha yapacağız. Arkamızda yine yöresel kıyafetli ablalarımız biraz sonra bize yöresel türküler söyleyecekler, yaylık yayacaklar. Ama önce yanımızda dernek başkanımız, Eyüp Demir başkanımız var. Başkanım, öncelikle tebrik ediyoruz. Güzel bir konserdi, güzel bir festivaldi. Neler söylemek istersiniz? Vallahi Hüseyin Bey, teşekkür ediyorum. Size de öncelikle teşekkür ediyorum buraya gelip bizleri şenlendirdiniz, neşelendirdiniz. Tüm zaten insanlarımız da burada gördüğünüz kalabalığı, katılımlar bu sene çok fazlaydı. Herkese kaç teşekkür ediyorum. Kaç başkanım? Bu... Vallahi biz bir ay önce İstanbul'da bir piknik yaptık. 6. ayın 15'inde, bir ay sonra 7. ayın 16'sında burada şenliklerimizi yaptık. Hazırlandık. Sağ ol sanatçılarımız, sizler her zaman yanımızdasınız. Ne diyeyim işte, insanlarımız %95'i köylümüzün burada. Çevre köylerimizden katılımlar oldu. Doğanşar Mülkü Amiri, Kaymakamı, Belediye Başkanı, Müftüsü, Sayın Ahmet abi, Dünya Olimpiyat Şampiyonu Ahmet abimiz, Mustafa Süs abimiz, Sivas Spor 2. Başkanı, hepsi buradaydılar. Hepsine teşekkür ediyorum. Bütün katılım insana teşekkür ediyorum. Şimdi İnşallah seneye daha güzel olacak yani. Avcıçay'ın festivalleri artık adından söz ettirmeye başladı. Önümüzdeki sene var mı bir değişiklik, bir plan, proje, neler hedefliyorsunuz? İnşallah bunun şu anda 3500 kişinin üstünde bir katılım vardı. Evet. Biz bunu 5000'e çıkarmaya çalışıyoruz. Daha güzel olarak, daha iyi hazırlanarak İstanbul'daki şenliğimizi, belki oradaki şenliğimizi yapmayıp onu da buraya kaydıracağız. Hepsini beraber yapmayı düşünüyoruz. Evet. Tüm katılımcıların şimdiden daha güzel olacağını söylüyorum. Bu yöre kıyafetlerini hanım kızlarımızın, kardeşlerimizin zaten her geçen sene artıyor. Tozanlı'nın şeyini, Doğanşar'ın bütün şeylerini biz yapıyoruz Avcıçay olarak. Evet, yani bu yöresel kıyafetlerini biz yapıyoruz her konusunu. Peki başkanım, son olarak buradan hemşehrilerimize ya da İstanbul'daki gelemeyen, festivale katılamayan hemşehrilerimize neler söylemek istersiniz? Oradan katılamayan da ben şunu söylüyorum. Sizin aracılığınızla yayınlanacak. Oradan da seyretsin. TV58'e teşekkür ediyorum. O da buradaydı. O da yayınlayacak. Artık onlar bu sene BAT'tan seyredecek. Gelecek sene inşallah canlı olarak burada seyredecekler yani. Evet. Her kişiye teşekkür ediyorum. Oradakiler de, katılanlara, katılmayana da. Teşekkür ediyorum. Peki başkanım. Sizlere. Başkanım, çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Başarılısınız zaten. Başarılar diliyoruz. Saygılar teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin. Evet, başkanımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi yanımızda ablalarımız var. Dediğim gibi yöresel kıyafet en çok Avcıçay köyünde giyiliyor. Bu anlamda da ablalarımıza teşekkür ediyoruz. Gerçekten bir moda haline getirdiniz bu yöresel kıyafetleri. Şimdi bu eskiden ayranın yapıldığı yayık arkamızda gördünüz. Peki bunu bilen var mı? Kaç dakika yaydığınız zaman yoğurt oluyor, bilen var mı ablalarımızdan? Bir saat sür. Abla galiba tecrübeli bu konuda. Yaylacılık yapmış. Peki. Bir saat yaydığınız zaman nasıl anlıyorsunuz? Tam ayran oldu. Yağlar top top gözükür zaten. O zaman anlaşılır zaten. Bir de anlayana daha gösterir tecrübeli birini. Peki. Yağını nasıl ayırıyorsunuz? Boşaltırız kazana. Sonra da yüzünden alırız soğuk suyla beraber. Onu büyükler daha çok yapar da biz öyle görmüştük yani. Ama siz sadece yağı yağıyorsunuz o kadar. Ondan sonrasına karışmıyorsunuz. Bilmiyorsunuz. Peki bizim Anadolu'da işte Doğanşar bölgesinde yayık yayarken ablalarımız bir de işte yöresel türkülerden de söylerler. Kendi aralarında. Şimdi bu türkülerden söyleyeceksiniz bize değil mi? Söyleyecek misiniz? Peki, siz hazırlığınızı yapın. Evet, artık türkünüze başlayabilirsiniz.